Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte spagetti yer barbante ipleriyle makrame duvar süsü yapacağız. Spagetti yer barbante ipleri 24 farklı renk seçeneğine sahip, tüm örgü modellerinize tercih edebilirsiniz. En büyük özelliği hafif ve yumuşak olmasıdır. Burgulu bir yapıya sahiptir. %80 pamuk içeriğine sahip bir iptir. Tüm örgü modellerinize tercih edebilirsiniz. 6 ve 8 mm tığ ve şiş tercih edebilirsiniz. Elde yıkayabilirsiniz. Makrame trendi devam ederken bugün sizlerle birlikte bohem havasına sahip bir makrame duvar süsü yapacağız. Hadi başlayalım. İplerimizi 12 eşit parçada kesiyoruz. Öncelikle başlangıç düğümümüzü atıyoruz. Şu şekilde olacak. İpimizdeki çizgiler ön tarafa bakması gerekiyor. On ikinci sıraya da ipimizi takıyoruz. 12 adet ipimiz bulunuyor. Daha sonra makrame düğümlerinde en çok tercih edilen düğüm stiliyle birlikte başlıyoruz. İlk sıradaki ipimizin alıyoruz. İkincisinin üstünden atıyoruz. Daha sonra dördüncü ipimizin, birinci ipimizin altından geçirip düğümümüzü sıkıyoruz. Daha sonra dördüncü ipimizi 2 ve 3'ün üzerine koyup birinci ipimizi dördüncü ipimizin üzerinden geçiriyoruz. Böyle bir düğümümüz oldu. Sonraki 4 sıraya da aynı işlemi uyguluyoruz. Özellikle dikkat edilmesi gereken bir husus, soldan başladıysak ikinci düğümümüz sağdan oluyor. Soldan ipimizi aldık. Birinci düğüme başladık. Şimdi ise sağdaki ipimizi düğüme başlıyoruz. Bu şekilde oldu. İlk iki ipimizi kenara ayırıyoruz. Sonraki dört ipimizle işleme devam ediyoruz. Sonraki 4 ipimize geçiyoruz. Bu şekilde sondaki 2 ipimizi de baştaki gibi ayırıyoruz. Üçüncü sırada ise 2'yi bıraktık. Tekrar bir iki, toplam 4 adet ipimizi ayırıyoruz. Sonraki 4 ipimizle devam ediyoruz. Tekrar baştaki gibi sondaki 4 ipimiz kalıyor. Daha sonra 6 adet ipimizi kenara ayırıyoruz. 4 adet ipimizle devam ediyoruz.
Tekrar sondaki 6 adet ipimizi bıraktık. Şimdi 8 adet ipimizi bıraktık. 2-2 bırakarak her sırada devam ediyoruz. Tekrar burada da bıraktık. En son aşama. Son düğümümüz. Bu şekilde bir görüntü elde ettik. Şimdi üçüncü makrame düğüm tekniğimizi tekrar aynı duvar süsümüze uygulayacağız. İlk baştaki ipimizi alıyoruz. Üçüncü makrame düğüm tekniğini tekrar aynı duvar süsümüzde uygulayacağız. İpimizi aldık. İkinci ipi içerisinden geçirip bu şekilde bir düğüm elde ediyoruz. Tekrar içinden geçirdik. Tekrar bir düğüm elde ediyoruz. Aynı işlemi tek ipte iki kere uygulayacağız. Sıra sıra her ipimize aynı düğüm tekniğini uyguluyoruz. Tam ortaya gelene kadar baştaki ipimizi devam ediyoruz. İşte tam ortaya geldik. Aynı işlemi diğer tarafa da uyguluyoruz. Baştaki ipimiz hala elimizde. Şuradan son düğümümüzü attık. Şöyle bir görüntü elde ettik. Sonrasında birleştirmek için tekrar makrame düğümümüzü atıyoruz. Bitirme tekniğini istediğiniz şekilde devam ettirebilirsiniz. İsterseniz bu görüntüyü tekrar alt kısma uygulayabilirsiniz. Ben buradaki boşluklarımı doldurmak istiyorum. Tekrar başlangıç düğümünden atıyorum. Üç parça olacak. Şimdi sağ boşluğumuza geçiyoruz.
solda ve sağda olmak üzere 3'er adet ipimiz var. Bunu istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ben örgü yapmayı tercih ediyorum. İstediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Daha sonra ilk baştaki ipimizi tutması için içine sarıyoruz. Daha sonra bunları birlikte bağlayacağız. Bağladığımız düğümü açıp ikisini birden bağlıyoruz. Görünmemesi için arkadan bir düğüm atıyoruz. Dilerseniz bu ipleri daha sonra açıp ince ince tel haline getirebilirsiniz.